Yepyeni bir günden hepinize selamlar. Videonun karşısına ancak yine geçebildim. Bugün pazar, biraz geç kalktık, kahvaltımızı yaptık, biraz sohbet muhabbet derken tam videomu başlatacaktım ki minik bir ev kazası yaşadık. Yatak odasındaki perdemizin kornişi çıktı. Benim üstüme düştü. O yüzden evdeki işimiz biraz uzadı. Gayet de yavaş çekmiştim ama niye öyle bir şey oldu bilmiyorum. Biraz korkulanlar yaşadım. Yani hayatımda ilk defa kafama korniş düşüyor çünkü. Sonra biz onu eşimle falan yapmaya çalıştık derken bayağı vakit kaybı yaşadık. Sonunda hazırlandık. Elimi yüzümü şöyle toparladım. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Marina'ya geçiyoruz. Orada bir kahve içeriz. Geçtiğimiz hafta sonları biraz fazla gezmiştik. Eşim bu hafta birazcık dinlenmek istedi. Çünkü hafta içi biraz yorucu bir hafta geçirmişti. O yüzden bu hafta sonu öyle şehir dışı, Tuzla'nın dışına bir yere gitmek istemedik. Marina'ya gidelim dedik. Sonrasında tavuk çıkarttım. Bugün tavuk yemeği yapacağım. Eve gidince yemeğimizi yaparız. Bugün normal bir gün ama yarın için çok heyecanlıyım. Yarın detaylı ultrasonumuz var. Bizi neler bekliyor, nasıl geçecek? O kadar merak ediyorum, o kadar heyecanlıyım ki. Gerçekten bir an önce yarın olsun istiyorum. Şimdi Marina'ya gidelim, kahvelerimizi alalım falan. Videoyu devam edeceğim. Marina'ya kadar gitmek istemedik. Şimdi Tuzla Port'a geldik. Tuzla Port daha yolumuzun üstündeydi. Oraya geldik. Kahvelerimizi aldık şimdi. Burada çok güzel resim çekilebileceğim yerler var. Resim çekilmek için biraz eşimi darlayacağım şimdi. Sonrasında yine kahvelerimizi alıp sahile gideriz. Karşısı da hemen sahil zaten. Tuzla sahil. Biraz daha gittiğimizde Mercan sahili var. Orası da çok güzel. Oraya da gidebiliriz. Henüz karar vermedik ama şu an bu karşıdaki Tuzla sahil biraz kalabalık görünüyor hafta sonu olduğu için. Büyük ihtimalle Mercan sahile geçeriz. Şimdi hem kahvemi içeyim hem eşimi darlamaya gideyim resim için. Eşim diyor ki resimlerin hepsi bir anda kötü olamaz. Resimlerin hepsi kötü. Çekinemedim. Yani hoşuma gitmedi. Hiç beğenmedim. Işık da tam istediğim gibi değildi. Oradan çıktık. Kahvelerimize devam ediyoruz. Mercan sahilinin olduğu tarafa doğru gidiyoruz. Belki tatlı yeriz dedi. Bilmiyorum. Yer miyiz? Yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz. Tatlı yiyeceğiz. Bugün inşallah resim çekinebileceğim. Sonra Instagram sayfamda post olarak paylaşacağım sizlerle. Hava da gerçekten felaket sıcakmış bugün. Yani biz biraz kalın giyindik. Soğuk gibiydi. Ama zaten şöyle 5'ten 6'dan sonra iyi serinliyor. Ama şu an bayağı üstümüze yük oldu aldıklarımız. Sıcakladık yani. İşte şimdi sahil tarafına doğru geçiyoruz. Sahilde de biraz oturduk ve sonunda resim çekinebildim. Biraz zor oldu. İşimi biraz yordum, yıprattım. Ama çok güzel resimler çekindim. Sahilde çok güzeldi.
biraz şöyle sahil havası aldık. Saat de şu an 4.30-5'e geliyor. Artık evimize gidiyoruz. Ufak ufak ben de acıkmaya başladım. Evimize gidelim. Akşam yemeği hazırlığımızı yapalım. Eve geldikten sonra birazcık uzandım, dinlendim. Böyle biraz kendimi toparladım ve mutfağa geçtim. Dediğim gibi sabah tavuk çıkartmıştım. Onun buzu çözülmüş. Şimdi şöyle sebzeli bir tavuk hazırlayacağım. Yanına pilav ya da makarna düşünüyorum. Henüz karar vermedim. Eşim makarnayı hiç sevmiyor. Yani yemekten falan saymıyor. Makarna yok onun için. O yüzden benim de canım makarna istiyor ama belki pilav yaparım. Bilmiyorum, şu anda karar vermedim. Ama bir an önce hazırlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok acıktım. Yemeklerimizi hazırladım. Böyle sebzeli tavuklu yemekleri çok seviyoruz. Şimdi hemen yemeğe oturuyoruz. Turşumuzu açıyoruz. Tamam.
Günaydın. O kadar heyecanlıyım ki daha yeni kamera karşısına geçebildim. Sabah kalktım, eşimi yolcu ettim. Sonrasında işte biraz telefonla falan ilgilendim derken saat 8:30 gibi kahvaltımı yaptım. Sanırım heyecandan olması gerek diye düşünüyorum. Çok detaylı bir kahvaltı istemedi canım. O yüzden böyle muzlu, çikolataydı falan geçiştirdiğim bir kahvaltı oldu. Sonrasında hazırlandım işte. Şimdi eşimi almaya gidiyorum. Onu işten alacağım. Oradan hastaneye geçeceğiz. Bugün işte detaylı ultrason taramamız var. O kadar heyecanlıyım ki, o kadar merak ediyorum ki yaklaşık 40 gün olacak en sonki ultrasonumuzdan beri. Ne kadar büyüdü, ne kadar değişti, bizi neler bekliyor gerçekten merak içindeyim. Şimdi çıkıyorum geç kalmamak adına. İnşallah orada çekim yapabilirsem sizlere yapacağım. Ama eğer yapamaz ve bir resim yakalarsak tabii ki onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi geç kalmadan hemen çıkıyorum. Otoparka geldim. O kadar karanlık ki burası. Hemen çıkalım, çekime devam edeceğim. İnanılmaz karanlık gerçekten içerisi. Bu otoparka gelince kasvet basıyor beni. İçim kasvetleniyor. Neyse şimdi gidiyoruz. Ya zaten her ultrasonda ben böyle heyecan yapıyorum, heyecanlanıyorum. Ama şimdi bu hani detaylı ultrason taraması, her şeyini öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Güzel sonuçlar da alırız diye umut ediyorum. Bebişimizi göreceğiz, nayalımızı göreceğiz. Çok detaylı bir şekilde ilk tanışmamız olacak. Gerçekten çok garip duygular. Yani çok değişik hissediyorum. Hem böyle bazen tedirgin hissediyorum, panik hissediyorum. Çok güzel hissediyorum. Yani sanırım hayatımda ilk defa hissedebildiğim tüm duyguları bir arada hissediyorum. Yani bu süreçte en çok istediğim şey şu olabilirdi. Şimdi biz ailelerimizden uzaktayız. Hani ailelerimiz Adana'da, biz İstanbul'dayız. Böyle bu güzel süreçleri, mesela bugün hastane çıkışında falan ailelerimizin yanına gidip böyle onlara canlı canlı anlatmak isterdim. Bu şekilde bir isteğim var açıkçası. Yani uzaklığın en zor yanı bu olabilir diye tahmin ediyorum. Böyle düşünüyorum. Benim gibi uzakta yaşayan, uzakta hayatlarını sürdüren canlar varsa onlar neler düşünüyor bu durum hakkında? Siz de böyle uzakta olmanın, gurbette yaşamanın zorluklarını yaşıyor musunuz? Yani ben bazen yaşıyorum açıkçası. Yani bazen diyorum ki uzakta olmak en iyisi. Daha iyi. Ama bazen de diyorum ya yok keşke yanımızda olsalardı. Özellikle şu hamilelik sürecinde, bu dönemde bunu çok fazla hissettim. Böyle de sabah sabah bir sohbet etmek istedim sizinle. Eşimi de aradım. Saatin farkında bile değilmiş. İyi ki de aramışım. Şimdi üzerini değiştiriyor. Onu alacağım. Bu arada bu detaylı ultrasonu taramasını başka bir doktor yapıyormuş. Perinatolojiydi galiba. Yanlış telaffuz etmiyorsam perinatoloji bölümü yapıyormuş. Doktorumuz bizi başka bir doktora yönlendirdi. Ama yine aynı hastanede. Okan Üniversitesi'ne gidiyoruz. Bakalım. Hayalimdeki şeyi biliyorsunuz. Yani izleyenler biliyor. Güzel bir resim yakalayabilirsek eğer bugün şey yapacağım. Onu çerçeveletmek istiyorum. Yakalayamazsak da eğer kendi doktoruma söyledim. Ben dedi yakalamaya çalışırım sana. Bir resim yakalayacağız sana merak etme dedi. İnşallah olur. Tabii ki bunlar teferruat olan şeyler. Rabbim sağlıklı sağlıklı güzel haberler almamız nasip etsin de. Şimdi gidiyorum. Bu kadar sabah sohbeti yeter diye tahmin ediyorum. Eşimi alayım sonra hastanede inşallah devam edebilirim videoya.
Şimdi geldik, babamızı bekliyoruz. Hala hazırlanmamış. Saatte şu an kaça geliyor bilmiyorum, herhalde 11 olmak üzeredir. İşte babamızı alıp gideceğiz. Ay böyle içim kıpır kıpır ya. Hissedebiliyor musunuz? Size yansıyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok merak ediyorum. Yani bu uzun zamandır böyle bu anın gelmesini çok bekledim yani. Bayağı da uzun bir süreçti. Yani biz bir önceki randevumdan çıkar çıkmaz bu şeyin, ultrasonun randevusunu almıştık. O zamandan beri bekle bekle bekle, günler geçmedi gerçekten. Ama büyük gün geldi, çattı. Bekliyoruz bakalım şimdi. Babamız da geliyor. Çok az kaldı hastaneye gitmemize. Biz şimdi heyecandan. Biz şimdi hastaneye geldik. 10 dakikamız var. İçerisi nasıl? Nasıl bir yer? Nasıl bir ortam var? Nasıl bir doktor? Hiç bilmediğim için çekim yapıp yapamama konusunda şu an tereddütlüyüm. Bakalım gidince göreceğiz. Biz şimdi detaylı ultrasondan çıktık. Çok güzeldi. Çok şükür Rabbime her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel fotoğraflar, videonun anları yakaladık burada. Sizlerle bu videonun devamında paylaşacağım. Doktorumuz resim olarak vermiyormuş. Yani çıktığı halinde CD'ye aktarıyormuş. Oradan ben artık bilgisayarımıza, telefonlarımıza atıp şey yapacağım. Normal bir fotoğrafçıdan çıkarttıracağım. Ama her şey çok güzeldi. Yani Rabbim isteyen herkese de nasip etsin inşallah. Çok rahatladım. Yani aklımda bir sürü soru işareti vardı. Duymak istediğim, öğrenmek istediğim şeyler vardı. Hepsini öğrendik. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Şu an gerçekten heyecanlıyım, ne konuşacağımı da bilmiyorum. Şimdi eşimle yemek yemeye gidiyoruz. Ben sonra devam edeceğim videoya. Eşimle yemeğimizi de yedik. Bol bol sohbet ettik, kritik yaptık. Ama ben telefonumu arabadaki tripoduma takmaya çalışırken tripodumu kırdım. Gerçekten çok canım sıkkın şu an. Çünkü elim kolum da o benim. Yani en azından arabada video çekerken çok rahat oluyordu. Yapıştırmaya çalıştım ama olmadı maalesef. Büyük ihtimalle yeni bir tripod almam gerekiyor. Şimdi işte eşimi iş yerine bıraktım. Ben eve doğru geçiyorum. Ama önce bir markete uğrayacağım. Marketten almam gerekenler var. Çünkü yarın memleketten kayınvalidemgil gelecek. Onlar için birkaç almam gereken şey var. Kendim için birkaç bir şeyler bakacağım. Markete uğradıktan sonra artık oradan evimize geçeceğiz. Eve geldim ama markette falan çekim yapamadım çünkü şarjım bitti maalesef. Eve de geldikten sonra şarja taktım. Biraz şarj dolduktan sonra ancak kameranın karşısına geçebildim. Marketten alacaklarımı aldım. Bir de pilates matı gelmişti. Mat aldım ama topu internetten sipariş vereceğim. Önümüzdeki hafta inşallah artık böyle evde ufak ufak egzersizlere başlayacağım. Çünkü belimdeki sıkıntı hala devam ediyor. Bunun için doktor kesinlikle egzersiz yapman lazım dedi. Yürüyüşleri egzersizlerle tamamlamam gerekiyormuş. Zaten öyle aşırı yürüyüş falan yapmıyorum. Onu da başlamam gerekiyor. O konuda birazcık açıkçası tembellik yapıyorum. Ama bundan sonra yapmayacağım. Yani düzene bindirmem lazım. Onun haricinde yavaş yavaş artık 21. haftaya da giriyoruz. Yolumuzu da yarıladık. Gerçekten çok güzeldi. Yani hem çok heyecanlı hem çok stresli bir gün geçirdim. Kendimi o kadar yorulmuş hissediyorum ki anlatamam yani. Daha günün ortası ama ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Şimdi işte evde birkaç işlerim var. Onları falan halledeceğim. Biliyorsunuz dün kornişim kırılmıştı. Biz onu yapamadık. Akşam da işte ustalar gelecek onu yapmaya. Sabah da kayınvalidemler geliyor artık. Onlar için birkaç hazırlık yapacağım. Bu hafta da böyle bir video çektim. Böyle bu anlarımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu videonun sonuna içeride ultrasonda yakaladığımız birkaç anıyı sizlerle paylaşacağım. Bu videonun da artık sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle özel anlarıma ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Güzel
yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilsen abone olmanı da çok istiyorum. Hemen aşağıdan abone ol butonundan abone olabilirsin. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.